Bismillahi Allahu Ekber. Yüzü güldü. Derde deva olamayan belediyecilik geride. Belediyecilik AK Parti'nin işi. Bunu zaten 94'ten beri Sayın Cumhurbaşkanımızın, reisimizin belediyecilik anlayışını bütün Türkiye'de damga olarak vurduk. Hatta yurt dışına bile bu iş konuşulmaya başlandı. Yani İstanbul nereden nereye geldi? İstanbul bir zamanlar çöplerin, çukurların, çamurların, hava kirliliğinin, suyunun olmadığı, insanların burayı terk etmek için birbirleriyle yarıştığı bir yer idi. Ta ki 94 yılına kadar. Vizyon projelerin konuşulduğu ve yapıldığı koca İstanbul dünya markası bir şehir haline geldi. Yakışır mı? Yakışır. Ama ne zamana kadar? 2019 Haziran'ına kadar. 2019 Haziran'ından sonra halkımız başımızın tacı bir arkadaşı getirdi. Ama arkadaşımız işte 4,5 senede görüyoruz İstanbul'da siz hayal kurduklarınızı hangisini yapabildi? Hep beraber hafızanızı yoklayın. Ben bir şey demiyorum. İnşallah, inşallah 31 Mart'ta hep beraber, hep beraber İstanbul asli sahibine kavuşacak, muradına erecek. İnşallah İstanbul yeniden hizmetlerle buluşacak. Hizmetlerle birlikte hem Ümraniye'miz daha iyi hizmet alacak, hem 39 ilçemiz çok daha hizmet alacak. Böylece İstanbul'u kazanacak. Kaybeden kimse olmayacak. Ben inanıyorum buna. Çünkü İstanbul halkı her zaman doğruyu yapmıştır. Türk halkı, Türkiye'de yaşayan, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün vatandaşlarımız 1950'den sonra hiç hata yapmamıştır. Hatayı siyasetçiler yapmış, gereken dersi vermiştir. Bu sefer de öyle olacak. Ben 22 senedir Sayın Cumhurbaşkanımıza ondan evvel de belediye başkanlığı döneminde halkımızın verdiği desteklerden dolayı şükran borçluyuz. Halk veriyor. Bu sefer de verecek. Bizi Ümraniye'de de 2019'da AK Parti belediyeciliğinin ne olduğunu bilerek iş başına getirdi. Pandemiye rağmen, sellere, felaketlere rağmen, efendim büyük yüzyıl depremine rağmen ve ekonomik krizlere rağmen çok şükür Ümraniye'de hep beraber arkadaşlarımızla, ilçe başkanlığımızla, bütün ana kademimizle, ilçemizle, gençlik kadın kollarımızla ve de kaymakamlığımızla, devletin kurumlarıyla ve de Ümraniye Belediyesi çalışan tüm kardeşlerimle birlikte Ümraniye'de güzel işler yaptık. Evet, yani hep beraber dayanışma içerisinde hem kendi bütçemizle, hem vatandaşlarımızın katkılarıyla, hem de bakanlıklarımızla Büyükşehir'i aratmadık ama mahzun kaldık. Büyükşehir başka arkadaşlar. Büyükşehir'i onun için diyorum ki
Hep beraber 31'inde muradına erdirelim. Büyükşehir ağlıyor. Büyükşehir'in muradına erdirelim. Bir belediye başkanı geldi. Nereye geldiğini bilmiyor. Sonradan öğrendi. Yavaş yavaş. Yeni öğrenmeye başladı. Şöyle 6 ayda. Başka yerlerde dolaşıyordu. Bir belediye başkanı metro inşaatını kapatır mı ya? Metro inşaatı kapattı ya. Bir belediye başkanı İstanbul'a lazım 150 kilometre tünel yol. Allah vermiş Dağtepe. Tünel yollar yapacaksınız ki yeni yollarla İstanbul trafiğini rahatlatacaksınız. Yani pik noktalarda biz 35 dakikada bıraktık. Şimdi 1,5-2 saate vardı. 4,5 senede 1,5-2 saate pik noktada trafik hızı azaldı. Eğer siz bunu trafik hızını en aza indirebilmeniz için yeni metrolar yapacaksınız. Yeni 2x3 yollar açacaksınız. Yeni tünel yollar yapacaksınız. Tünel yolu kapattı. Nerede? Kadir abi zamanında yapılmış 3 tane tünel yolu vardı. Bir tanesi de ihalesi yapıldı ve kazıya başlandı. 6 ay çalıştı müteahhit. Dolmabahçe stadı var ya onun yanında hemen biliyorsunuz arkasından efendim Kağıthane'ye giden tünelimiz de var. Bu hemen Sivis Otel'in altından girdi. 6 ay çalıştı, tünel kazıldı. Geldi tüneli kapattı. Nereye gidiyor bu tünel? 18 kilometre Sarıyer. Onun için bu iş bilmezlerden, bu aymazlardan inşallah İstanbul kurtulacak. Ben bu güzel parkta emeği geçen çalışanlara, kendi ekip arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.